Yani inanın şunu bugün bile duyuyorum, çok üzülüyorum. Hoca merhaba nasılsınız der ama siz hocaya hocam nasılsınız diyemezsiniz. Yani bu derecede böyle kalıplaşmış şekilde işte bir iki hocayla çalışılmaz, sadece benimle çalışılır o alanda, bunu yapamazsın, gidemezsin, gelemezsin. Kapıyı açarsın, benim böyle kaşım kalkar biraz sinirlenince. Kaşı böyle kalkıksa yeşim, hemen kapıyı kapatırsın tekrar. Max Planck'ta olduğu dönemlerde genelde yeşimin kaşı kalkıktır, odaya girmeyin zaten der. Yani şimdi bakın dedi, benim dedi burada anlatacaklarım zaten kitaplarda yazıyor dedim. O yüzden dedi ben dedi sizin dedi böyle dedi saçınızı görmek istemiyorum dedi. Yüzlerinizi görmek istiyorum. Not almanıza da gerek yok dedim. Beni dinleyin, benle tartışın. Ha, tamam, bitti. Birazcık bir macera yani, ben hala burada gelip kapıda kendi ismimi gördüğüm zaman biraz hayret ediyorum. Yani siz her yaşta, her konumda, nerede olursanız olun. Dönüp biri size diyor ki böyle böyle yazmışsınız ama maalesef yanlış. Bir yutkunuyorsunuz, sonra bakıyorsunuz. Evet, olmamış bu. Olmamış, ben ya hata etmişim. Bunu söylemekten hiçbir bilim insanı gocunmaz. Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. Bu bölümde konuğum Zürih Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Yeşim Atamer. Davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Nazik davetiniz için Furkan Bey. Yeşim Hoca'yı ben İFA engelleri, genel işlem koşulları ve Viyana Satım Anlaşması'na ilişkin eserleriyle tanımıştım. Doktora tezimde de kendisinin çalışmalarına sıkça başvuruyorum. Yazdığı eserlerle hakkında anlatılanları birleştirince bu podcast'te yer almasını da çok istedim ve hemen özgeçmişine göz attım. Artık İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde çalışmadığını fark ettim. İlk sorum da tam olarak bununla ilgili hocam. Uzun yıllar siz İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medeni Hukuk Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra İsviçre'ye gidiyorsunuz. Evet. Orada önce Bern Üniversitesi'nde bir yıl, ardından 2020 yılının başında halen de görev yaptığınız Zürih Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak göreve başlıyorsunuz. Yurt dışında görev yapan çok sayıda Türk akademisyen var ama sizin özellikle yüksek lisans ve doktoranızın Türkiye'de olması, İstanbul Üniversitesi'nde olması konumunuzu biraz daha istisna kılıyor diye düşünüyorum. Merak ettiğim sizin İsviçre maceranız nasıl başladı? Dediğiniz gibi gerçekten biraz macera tarzı bir şey oldu. Planlı değildi, onu söyleyeyim belki ilk baştan. Aslında ta vakti zamanında liseden mezuniyetten sonra acaba Almanya'da okusam mı, işte sonra üniversiteyi bitirdim acaba Almanya'da doktoramı yazsam mı diye hep düşündüm. Ama her seferinde yok hayır dedim. Yani benim için sonuç itibariyle araştırma merkezim, hayatımın merkezi hep Türkiye, İstanbul. Dolayısıyla burada devam edeceğim dedim ve hep de araştırma için çok uzun yıllar yurt dışında bulmakla beraber ana eserlerimi diyeyim Türkçe verdim. Yani dediğiniz gibi işte yüksek lisans tezi, doktora tezi, doçentlik tezi. Yanı sıra ama her zaman da işte birazcık daha uluslararası bir kariyer devam ettirmenin doğruluğuna inandım. Hep onu savundum, hep mukayeseli çalıştım. O yüzden tabii kendim de ona bir örnek teşkil etmek üzere mümkün mertebe Almanca ve İngilizce dillerinde de hakim olduğum ölçüde işte yayın yaptım. Ondan sonra tez sonrası 1999'da doktora tezi sonrası hemen bilgiye geçtim. Yani neredeyse kuruluş yıllarını yakaladım diye düşünün. 20 seneye yakında bilgideydim ve yani bilgi benim için yuvam demem lazım. Bilgi Hukuk Fakültesi bütün hepsi benim meslektaşlarım değil, dostlarım, arkadaşlarım. O açıdan da aslında gitmek hiç aklımda değildi. Ama insan tabii işte bir 50 yaş böyle bir dönemdir tahmin edersiniz. Herkes şöyle bir plağı önüne koyup ya ben ne yapacağım bundan sonrası için düşünmek lazım dediği bir nokta. Tesadüfen İsviçre'den arkadaşlarım bu sefer tam da işte kadrolar açılıyor, iş başvurmaz mısın diye sordular. Hiçbir şansımın olacağını düşünmediğim için saçmalamayın dedim önce. Ondan sonra yok yok hayır bir dene dediler. Peki dedim, işte Bern ve Zürih ikisi de açılıyordu o dönemde. Zürih hatta daha önce açıldı. İkisine başvuruyu yolladım. Yani gerçekten samimi olarak da bir sonraki aşamaya da geçmeydim. Hiç beklemiyordum. Arkasından Zürih'te bir üst aşamaya geçtiğim bir haberi geldi. Sonra Bern'den geldi ama Bern'deki süreç daha çabuk ilerledi. İşte böyle atama süreci bizden biraz daha farklı Alman sisteminde. Kısa bir liste, küçük bir liste, sonra en ufak liste dedikleri işte üçlü bir liste var. Zürih'te üçüncü sıradaydım.
Ben de birinci sıradaydım bir başka profesörle beraber, böyle job sharing dedikleri, yani ortaklaşa bir kürsüyü paylaşıyorsunuz. Çok hoşuma gitti hem fikir olarak, dedim tamam ne güzel, hem %50 bilgide %50 orada, böyle bir benim için de işte yeni bir şey yapmış olma, emekliye kadar en azından farklı bir alanda tekrar kendini böyle sınama imkanı olur diye düşündüm. Berne geldim. Arada Zürih süreci devam etti. Dediğim gibi orada üçüncü sıradaydım. Bir numarayla, iki numarayla görüşmeler devam etti. Bir ve iki numara gelmediler. Sonra ansızın ben Bern'deyken 6 ay sonra bir telefon geldi Zürih Üniversitesi Rektörlüğü'nden. İşte Yeşim Hanım, üçüncü sırada sizsiniz. Sizinle görüşmelere başlamak istiyoruz. Gelmek ister misiniz diye. Ben önce çok pardon, gerçekten şaka mı yapıyor birileri diye düşündüm. Sonra ilerledi görüşmeler, işte bu %50'lik pozisyon, burası %100, lütfen bakın bir düşünün dediler. Ben de artık yani bu kadar kapıya kadar gelmiş olan böyle bir teklifi de reddetmek, hele de dediğiniz gibi işte böyle bir, yani Türkiye'de aslında yetişmiş bir hukukçu için olmaz diye düşündüm. Böyle bir soğuk suya atladım. Birazcık bir macera, yani ben hala burada gelip kapıda kendi ismimi gördüğüm zaman biraz hayret ediyorum. Nasıl oldu kendim de kestiremiyorum. Ama dönüp baktığımda doğru kararı vermişim. Demek ki olabiliyormuş. Demek ki Türk hukukçusu olup da Türkiye'de bütün bu tezleri yazmaya rağmen eğer uluslararası kimliğinizde korumayı başarabiliyorsanız veya onu kurup inşa edip ondan sonra da korumayı başarabiliyorsanız demek ki olabiliyormuş. Onu gördüm. Bu açıdan da gerçekten çok mutluyum demem lazım. Hocam biz de buradan gururla takip ediyoruz isminizin orada olmasını. Eksik olmayın, eksik olmayın. Filmi biraz geriye saralım. Berlin'de dünyaya geliyorsunuz. Annenizin Alman, babanızın Türk olduğunu biliyorum. Bundan ötürü Türkçenin yanı sıra Almanca da ana diliniz zannediyorum. Evet. Nasıl bir ailede yetiştiniz? Ailenizden bahseder misiniz? Berlin'de doğdum ama hiç Berlin'de yaşamadık. Yani tamamıyla babamın işte bir eğitimiyle alakalı olarak Berlin'de bulunuyordu. O dönemde dünyaya gelmişim ama aslen tamamıyla Türkiye'de okudum. İşte liseyi bitirdim, üniversiteyi bitirdim diye düşünün. Annem bir öğretmen aileden gelme. Kendisi aslında alaylı öğretmen değil. Babamla Almanya'da tanışıyorlar. Babam da okumak için Almanya'ya gidenlerden. Hukuk ve sigorta alanında uzmanlaşıyor. Ondan sonra tekrar geri dönüyorlar evlenip. Annem de ne yapabilirim diye düşünüp bir yandan Almanca özel ders vermeye başlıyor. İşte biliyorsunuz Alman Lisesi, Avusturya Lisesi, İstanbul Erkek, nice Almanca öğrenen öğrenci var. Özel ders vermeye başladı. Babam sigorta murakabe kurulu başkanıydı ama çok erken bir yaşta vefat etti. 1980'de kaybettik. Onun üzerine de annem için tabii zor bir karardı. Hani Almanya mı, Türkiye mi, nerede yaşayalım diye. Ama o Türkiye'de kalmayı tercih etti. Ve işte vakti zamanda Almancayı böyle yanı sıra ders verme işini gittikçe daha geliştirdi. Gerçekten çok sevilen bir öğretmendi. Yani bize de, abimle bana da herhalde bu kadar iyi Almanca öğretmesinden de belli diye düşünüyorum. Sonra o yetmedi, arkasından yazları işte öğrenciler 3 ay dili kullanamıyorlar diye düşünerek Bozca'da da bir yaz tatil kampı kurdu. Galiba o zaman gerçekten 82 olması lazım. Türkiye'de öyle bir şey neredeyse yok gibiydi. Çok sayıda da hukukçu oradan yetişti, onu da söylemek lazım gerçekten. Hukukçu hoca hatta aynı şekilde. Murat İnceoğlu mesela bunlardan bir tanesidir, anmadan geçemeyeceğim. O da annemle beraber Almanca öğrenip o kampta büyüyüp daha sonra kampın abilerinden olanlardandır. Nice aynı zamanda akademisyen olmasa bile avukat olan arkadaşımız var orada yetişmiş olan. Bizler için çok inanılmaz bir tecrübeydi abimle ikimiz için. Yani bir yandan biz de öğretmenlik yaptık. Yani ben de çok genç yaşta Almanca ders vermeye başladım. Kerim de aynı şekilde. Bir yandan tabii çok ciddi sorumluluk taşıyorsunuz. Onun da verdiği herhalde bir şey var diye düşünüyorum. İnsana kattığı çok önemli bir şey var. Ama hep de çok uluslararası olduk. Yani gerek işte o zaman Bozca'ya gelen giden hocalar olsun, bizlerin annemin Alman olması nedeniyle yurt dışına gitmesi olsun, herhalde o eşik birazcık daha düşük oluyor diyeceğim, tahmin ediyorum. Babam da aynı zamanda yani hayatta olduğu dönemde o da bizimle hep Almanca konuşurdu. Çok iyi bir Almancası vardı. O açıdan da bizim için faydalı oldu diye düşünüyorum. Ama birazcık da işte o iki dünya arasında yaşamanın verdiği bir
nasıl diyeyim, belki daha fazla ekstra bir merak mı diyeyim, daha fazla işte o dünyayı da tanımaya açık olmak mı diyeyim, Almanlar iki koltuk arasında oturmak derler, biraz öyle bir şey aslında. Yani size kattığı çok şey var ama biraz da böyle bir yerleşememe durumu da var diye düşünüyorum. O yüzden aileden gelen herhalde o bir şey, sürekli bir yer değiştirme, mekan değiştirme, yeniyi arama tarzı bir şey var diye düşünüyorum burada da bulunmama etki eden. Evet, ben de tam onu diyecektim hocam. İsviçre maceranızı da belki etkilemiştir. Kesinlikle. Bir monografik eserinizin girişinde de ithafınız "ufkumu genişleten anneme ve babama" şeklinde hikayesini de anlattınız. Öğretmenlik yaptığınızı da söylediniz genç yaşlarda. Annenizde gördüğünüz, ki annenizin etkileri halen internette var hocam. Bozcaada'ya ilişkin, evet, okula ilişkin ben de çok şey okudum internette. Anki Atamer, merak edenler için ismen de zikretmiş olalım. Onda gördüğünüz öğretmenlik sizi nasıl etkiledi? Ufkunuzu nasıl genişletti? Vallahi şöyle diyeyim, yani herhalde bu da çok tekrarlayacağım bir şey olacak. Böyle bir mesleği sevme, yani meslek olarak daha doğrusu icra etmeme. Annem de öyle bir insandı. Yani çocuklarla beraber olmayı, hatta annem daha çok çocuktu zaten belki. O yüzden de o kadar sevilen bir öğretmendi. Çocuklarla beraber olmayı, bir şeyler aktarmayı, bir şeyler öğretmeyi o kadar severdi ki. Ve en önemli şey de onun için insanları özgürleştirmektir. Yani serbest büyüsün, olgunlaşsın, kendini bulsun. İşte adaya gelen çocukları düşünün, yaş olarak 12 ile 17-18 arası yaştalar. Yani onlar için de o açıdan da önemli dönemlerdi diye düşünüyorum. Herhangi bir şekilde bir böyle etki altına bırakmak değil, tam tersine kendilerini bulmaya yardımcı olmak gibi bir kaygısı vardı. Gerçekten doğuştan bir öğretmendi, öyle diyeyim size. Bizim açımızdan da, yani abimde de bende de hep aynı şeyi istedi. Yani gidin, dünya büyük, arayın, bakın size uygun olan nedir, hangi dalda devam etmek istiyorsunuz, tamam hukukçu mu olacaksınız, avukat mı olacaksınız, işte bilim insanı mı olacaksınız, her şeyi anne bunu yapsak mı dediğimizde hemen destekleyen bir insandı gerçekten. Yani o özgürleştirici etkisini asla unutamam. Maalesef buraya gelmemi yaşayamadı, kaybettik erken bir yaşta onu da. Ama konuştuğumuz dönemlerde her zaman onu derdi. Yani şimdi gidiyorsun Almanya'ya, 2 sene kalıyorsun. Ya bir bak orada belki bir iş bulursun, orada kalırsın değil mi? Hani daha çok böyle anne babadan şey beklersiniz. Ay yanımda olsun sürekli diye beklersiniz. Hiç öyle değildi ve o çok önemli diye düşünüyorum. Benim açımdan da hep yani hem kendi gelişimim için çok önemli. Hem de tesadüf değil, mesela aslanlarımla öğle yemeği yiyordum. Hep kendimi de aynı şeyleri tekrar ederken buluyorum. Yani bakın, Zürih'tesiniz, çok güzel, altyapınız harika, muhteşem bir üniversitedesiniz ama gidin, dışarısı önemli, olumsuz bir tecrübe olsa bile sizin açınızdan öğreneceğiniz bir şey var. Farklı hukuk sistemi değil sadece, yani insan olarak sizi olgunlaştıracak çok önemli hususlar. Dolayısıyla onu böyle bir nebze ben de onlara devam ettirebiliyorsam ne mutlu bana demem lazım. Zaten Bilgi Üniversitesi'ndeki bütün eski asistanlarım, bugünün artık doçent profesörleri demem gerekiyor. Hepsinde de aynı şeyi görüyorum gerçekten. Hepsi gittiler, hepsi aradılar, hepsi arayış içinde oldular. Hala da arayış içinde olmaya devam ediyorlar. İlk asistanım mesela benim Yalçın Tosun'dur. Şimdi Kanada'ya gitti. Orada bir acaba hocalık yapabilir miyim diye o da deniyor. Hepimiz de daha birazcık ileri yaşlardayız yani, görüyorsunuz. Buna rağmen o arayışın sonunun olmaması. Yani ben oldum, bittim, bu kadar da yeter artık hayatta dememek galiba benim herhalde annemden. O yüzden ufkumu genişleten kelimesi çok bilinçli bir tercihtir. Annemden en çok öğrendiğim o olsa gerek diye düşünüyorum. Evet. Alman Lisesi'nden mezun oluyorsunuz ve sonrasında İstanbul Hukuk Fakültesi'ne başlıyorsunuz. Babanızın hukukçu olduğunu zikrettiniz hocam biraz önce. Hukuk Fakültesi'ni nasıl tercih ettiniz? Babanızın etkisi oldu mu? Almancanın etkisi oldu mu? Valla aslında yani babamı 80'de kaybettiğimiz için ben o zamanlar 12 yaşındaydım. Çok fazla tabii onun bir etkisi yok. Ama böyle bir işte babada hukukçuluk var. Hatta büyük baba eski Osmanlı dönemi savcılarından, ama onu da maalesef hiç tanımadım. O yüzden öyle bir tecrübeyi duymak isterdim tabii ki. Fakat abim asıl hukukçu. Dolayısıyla Kerim Atamer, onu da eminim nice kişi zaten biliyordur ismen, profesör o da kendisi. Kerim hukuk okumaya başladı, 3 yaş büyüktür benden. Ben de lisede hep böyle tereddüt içindeydim. Bir yandan matematik ağırlıklı bir yana, bir yere gideyim mi diye. İşte o dönem ne hikmetse 86 endüstri mühendisliği çok böyle daha revaçta, yeni gelen dallardan da endüstri mühendisliği çok güzel, onu yap dediler. Sonra gittim geldim ama o kadar Kerim'in bana anlattıkları hoşuma gitti ki, o da böyle
aynı şekilde öğretmen ruhlu olduğu için diyeceğim. Anlatmayı seviyordu. Beraber böyle işte şöyle tartışma, şöyle tartışma falan çok hoşuma gitti. Sonuçta tek tercih yazdım. Yani gerçekten İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tek tercih, başka da hiçbir şey yazmadım. O zamanlar Marmara vardı galiba ama orayı bile yazmadım. Dedim yok, olacaksa İstanbul Hukuk olsun, ondan sonra bakarım dedim duruma. Oldu da. Dolayısıyla da yani çok nasıl diyeyim, isteyerek girdim. Galiba yani 53 yaşındayım, hayatımda hiçbir zaman da pişman olmadım hukukçuluğu seçtiğim için demem lazım. Hocam, Ankara ve İstanbul hukuk fakültelerinden mezun olan hocalar hakkında en çok merak edilen şey, acaba onlar derse girer miydi? Siz derslere girer miydiniz? Bu zor bir soru oldu. Şimdi ben bir yandan çalıştım. Dolayısıyla bir şey, STK'da çalışıyordum. O bayağı da bir mesai harcıyordum oraya. O açıdan her dersi takip edemedim. Ama itiraf edeyim ki birazcık da seçtim diyeyim. Yani şimdi bazı hocalar vardı, zaten kitaplarda yazanı birebir tekrar ediyordu. Dolayısıyla orada bakıyorsunuz, tamam o zaman iş saatlerimi birazcık ona göre ayarlayayım diyorsunuz. Onları sonuçta kitaptan da okuyabilirim. Bazı hocalar vardı, mesela ilk benim hemen aklıma gelecek olan Ünal Tekinalp hocam. Sene başında da girerdim şöyle bir derslere, bir bakayım, oryante olayım diye. Ünal Tekinalp hoca ilk derse geldi, ondan sonra ilk söylediği söz şeydi. Şimdi bakın dedi, benim dedi burada anlatacaklarım zaten kitaplarda yazıyor dedim. O yüzden dedi, ben dedi sizin dedi böyle dedi saçınızı görmek istemiyorum dedi, yüzlerinizi görmek istiyorum. Not almanıza da gerek yok dedi. Beni dinleyin, benle tartışın. Hah, tamam, bitti. Yani Ünal hocanın bir daha hiçbir dersini ben kaçırmadım gerçekten. Yine aynı şekilde bence çok değerli bir şey, kürsüden indi. Ki düşünün, İstanbul Üniversitesi'nin biliyorsunuzdur belki böyle amfileri büyüktür. Yani bayağı ciddi büyüktür. Kürsüden indi, merdivenlerden yukarı çıktı, bize sorular sordu. Bir de hafta geldiğimizde hatırladı bizi tekrar. O hocanın da işte o merakını, keyfini, zevk aldığını hissettiğiniz zaman öğrenci olarak da bambaşka oluyor. O zaman siz de o dünyaya geri veriyorsunuz bir anda. Bir de sizi ciddiye alıyorsa eğer, yani öğrenci hiçbir şey bilmez diye davranmıyorsa eğer, ki maalesef vardı benim dönemde o bakış açısı birazcık. O zaman gerçekten muhteşem bir şey ders dinlemek diyebilirim. Evet. Akademik kariyeriniz boyunca hem Türkiye'de hem yurt dışında hocam birçok hocayla çalıştınız. Ünal hocayı da aslında zikrettiniz, onu da soracağım ama ilk olarak sizde özel bir yeri olduğunu düşündüğüm 2018 yılında kaybettiğimiz Rona Serozan Hoca'yı anarak başlamak istiyorum. Rona Hoca sizi nasıl etkilemiştir? Onunla hangi zaman diliminde nasıl çalıştınız? Yöntem bakımından neler öğrendiniz? Evet, yani Rona Hoca'nın yeri benim için gerçekten çok farklı. İstiyorsanız ama kronoloji olması açısından çok kısaca şey yapayım, üniversite yıllarını bitireyim. Üniversite yıllarında ben zaten asistan olmaya baş koydum. Ama bir türlü karar veremiyorum. Ünal Hoca'ya bayılıyorum. Ticaret hukuku istiyorum ama ticaret hukuku da tam istediğim şey değil. Bülent Taner Hoca'ya bayılıyorum. İşte bütün o alanlar harika geliyor ama anayasa hukuku da tam değil. Tam kamu hukukçu gönlüm yok çünkü. Ne yapsam diye düşünüyordum. Rahmetli Aydın Aybay Hoca o zamanlar demişti ki sen medenici olabilirsin. Çünkü hem özel hukuk alanında hem ticaret hukukundan daha fazla gerçekten sosyal bir dizi tartışmayı da içeriyor işte. Yani isterseniz sözleşme hukuku yapın, değil mi? Sözleşme adaletinden bahsediyorsunuz. Aile hukuku yapın, çocuk hukuku yapın her alanda. Dedim evet, medeni hukuk doğru olabilir, neden olmasın? Hem de çok temel ana dersimiz. Necip Koca Yusuf Paşaoğlu, Rona Serozan kürsüsü. Rona Serozan'la tanıştırdılar beni sonra. Rona Hoca'yla herhalde biraz çizgimiz de aynı olduğu için mi bilemiyorum. Yani anında tamam dedim, bu hocayla çalışmalıyım ben. Rona Hoca da çünkü biliyorsunuz yurt dışında doktorasını yaptı. Almanya'ya çok bağlıydı, Tübingen'e çok bağlıydı. Hep gitti geldi ve tam da işte bu dediğim özgürlüğü insanlara tanıyan bir hocaydı. Yani şunu yap bunu yap değil. Yeşim, sen doktora tezi yazacaksın, konuyu senin seçmen lazım, sen onda yaşayacaksın 3-4 sene diyecek o olgunluğa, büyüklüğe sahip. Yani her noktada gerçekten böyle fark ediyorsunuz, tamam özgürlük kanıksanmış, içkinleştirilmiş bu insanda. O yüzden de tamam dedim, ben o zaman medenici olacağım. Yani medeni dalını önce seçtim, sonra hocaya gittim diye görüyorsunuz. Gerçekten o insan benim için o kadar önemliydi. Hocam, hem aileden aldığınız eğitim sizi özgürleştirmeye yönelik, hem de belki üniversitede asistanlığı yaptığınız hocanız o açıdan
Çok gerçekten şansım vardı gerçekten. Yani özellikle bizim dönemde hala da aynı şey maalesef. O işte o hiyerarşik yapı, değil mi? Her zaman için işte yani inanın şunu bugün bile duyuyorum, çok üzülüyorum. Hoca merhaba nasılsınız der ama siz hocaya hocam nasılsınız diyemezsiniz. Yani bu derecede böyle kalıplaşmış şekilde işte bir iki hocayla çalışılmaz, sadece benimle çalışır o alanda, bunu yapamazsın, gidemezsin, gelemezsin. Yani o kadar yadırganacak bir şey ki 2022'deyiz gerçekten. O dönemlerde de böyle bir yapı içine ben girmek istemedim. Yani eğer Rona hocayla karşılaşmazsaydım büyük ihtimalle ticaret hukukçusu olur, Ünal Hoca'nın yanında çalışırdım diye düşünüyorum veya da giderdim yurt dışına. Yani o benim için gerçekten çok önemliydi. Ve Rona Hoca'yla bütün yıllar boyu çalışmamız hep bu minvalde oldu. Her zaman bize özgürlük alanı tanıdı, her zaman destekledi, her zaman işte o bağımsızlaşmayı destekleyen insan oldu. Düşün, 99'da tezimi savundum, bitirdim. Bilgi Üniversitesi'ne geçip geçmemeyi düşünmeye başladım. Ve yani birazcık maddi sebeplerleydi. Birazcık da o yeni kurulan bir üniversite olmasının verdiği bir heyecan vardı. Rona Hoca'yla konuştum. Rona Hoca yani tam beklediğim konuşmayı yaptı. Yeşim dedi, her zaman dedi bir anne baba dedi bir nokta gelir, bir gün gelir çocuklarınla vedalaşması gerekir. Yani vedalaşmak teknik anlamda, bir daha görüşmemek anlamında değil ama onun uçmasına izin vermesi gerekir dedi. Dolayısıyla sen de bu aşamaya geldin, ben görüyorum dedi. Bence dedi ben hiçbir şekilde seni dedi tutmak için çaba sarf etmeyeceğim. Kalırsan ne âlâ ama dedi bence orada çok güzel bir şey yapabilirsin. Senin uçma vaktin geldi dedi. Yani ben de gerçekten gönül rahatlığıyla gittim. Hocamla her zaman ilişkimiz harikaydı ve sonra biliyorsunuz hatta emekli olup arkasından da uzun yıllar bizimle beraberdi. Orada çalışmayı tercih etti. Hepimizi çok çok mutlu ederek. O açıdan evet, yani Rona Hoca'yla çalışmam da bir tesadüf değildi diye düşünüyorum. Ve yine orada mesela düşünün, Ünal Hoca'ya da bağlayayım. Şimdi birileri size asistanlık teklif ettikten sonra sizin reddetmeniz bizim dönemlerimizde işte hala bugün de muhtemelidir çok büyük ayıptır. Sonra böyle aman aman herkeslerden duydum, nasıl Ünal Hoca sana teklif etti, sen kabul etmedin, başka türlü olamaz öyle bir şey. Ünal Hoca hayatımda böyle bir şey ağzından ne duydum ne bir şey. Aman harika dedi, Medeni de çok güzel, muhteşem ve biz hiçbir sanki ben başka kürsüde değilmişim gibi her zaman birlikte çalıştık. İşte hocaya ben bir türlü bir şey destek olabildiysem ne mutlu bana. Hoca bana inanılmaz destek oldu. Yurt dışına gitmek için işte burs bulmak mı olsun her konuda bugüne kadar. Bugüne kadar diyeyim gerçekten. O da onun işte o çok geniş yüreğini de gösteriyor aynı zamanda. Rona Hoca ile ikisi de zaten son derece iyi anlaşan iki hocaydı. Ve Ünal Hoca sayesinde de benim hayatımda herhalde üçüncü anmam gereken kişiyi söyleyeceğim. O da Klaus Hopt. Klaus Hopt'la tanıştım. Klaus Hopt, Max Planck Enstitüsü'nün, Hamburg'daki Max Planck Enstitüsü'nün uzun yıllar direktörüydü. Emekli oldu artık o da. Klaus Hopt da bir ticaret hukukçusu, yani gerçekten pür ticaret hukuku alanında çalışıyor ama işte Humboldt bursuna başvuracağım, Ünal Hoca dedi ki yok dedi Yeşim sen muhakkak Max Planck'a git, bak dedi orada ben dedi Hopt'u da tanıyorum, bir yazalım bakalım ne diyecek diye. Doçentlik tez konum söylediniz, millet arası satım hukukuyla ilgili, ticaret hukukuna işte bir nebze bir ucundan değindiği, dokunduğu için Hopt da yazdı. Hopt da sağ olsun hemen cevap yazdı. Dedi aa harika tamam ben destekliyorum. Hiç daha tanışmıyoruz. Ondan sonra Hamburg'a gittim. Yani benim için herhalde gerçekten en önemli yıllarım diyebilirim orada. 2 sene, 9 aylık gittim. Hopt'un ısrarıyla uzattım. 2 sene orada kaldım. Doçentlik tezimi orada bitirdim. O günden bugüne o da aynı şekilde her önemli kararda telefonu elime alıp yani İstanbul'dan Bern'e, Bern'den Zürih'e geçerken mesela ilk aradığım insan hep Klaus Hopt olmuştur. Ben ne yapayım, ne dersin, ne tavsiye edersin diye. Hiç benim alanımda insanlar diye görüyorsunuz. Yani akademisyenliğin işte hocalık yönü böyle bir şey. Yani o keyfi, o zevki, o merakı gördüğünüz birisi varsa yanınızda zaten ama hangi kürsüde çalışırsa çalışsın onu geliştirmek, onu desteklemek, onu devam ettirmek bir... Nasıl diyeyim yani bizim için bir zevk zaten. Tam tersine işte benden daha iyi olmasın, ben onu engelleyeyim. Bakış açısı maalesef akademide hala var, hep vardı, hep de olacak herhalde. O kadar benim anlamadığım bir şey ki. Yani ne ben yaşadım böyle bir şeyi. O açıdan da çok şanslıyım gerçekten. Ümit ediyorum ki benim asistanlarım da her zaman aynı şeyi söylesin. Ne de başka birisine yaşattım. Tam tersine bilimi geliştirmek adına hepimiz bir ucundan bir şey yapabiliyorsak
yeter zaten. Hepimiz için bence yeterli mutluluk kaynağı diye düşünüyorum. Ama bu hocalar insanlar olmadan olmuyor. Yani size anlattıkça kendim de bir kez daha görmüş oluyorum. Gerçekten şanslıymışım ben, onu söylemek lazım. Çok kıymetli hocam. Anladığım kadarıyla zamanla bir dostluk da gelişiyor aranızda. Hem asistanlarınızla hem hocalarınızla. Gerçekten öyle. Yani hiç mesela benim aklımın ucundan geçmez. İşte Max Planck direktörü bir yerden sonra geldi. Ya şimdi de artık sen dedi bana dedi. Ben böyle uzun süre diyemedim. Sen geçmedi bile ağzımdan. Beraber tatillere bir kere gittik düşünün. Ünal Hoca yine aynı şekilde. Yani o kadar zevkli şeylerimiz, anılarımız vardır ki okul dışında diyeyim eğlencelerimiz. İnşallah yakınlarda gene Zürih'e gelecekler. Gene burada beraber olacağız diye ümit ediyorum. Evlerine gidip geldiğimiz yani evet. Çok farklı bir şey. Benim asistanlarım için de aynı şekilde. Onlar da muhakkak yani beraber okul dışı da bir şeylere zamanı birlikte geçirmekten keyif aldığımız insanlar diye düşünün. Çünkü tam da bu zaten hepimizin ortak noktası diye düşünüyorum. İşte o hukuk aşkı. Yani onu yakaladıktan sonra zaten belli bir hayat felsefesini de yakalamış oluyorsunuz. O zaman da arkadaşlık da onun hemen peş sıra geliyor diye tahmin ediyorum. Evet. Öğrenci ve asistanlarınızla görüştüğümde hep çalışmaya çok erken saatlerde başladığınızı ve çalışmak için uzun saatler ayırdığınızı duydum hocam. Hatta bazıları dediler ki hoca tatillerde, seyahatlerde dahi çalışır. Tabii hepsi söylediklerinin sonunda şeyi de ekliyordu. Alman disiplin notunu da ekliyordu. Ben nasıl çalıştığınızı elbette merak ediyorum ama daha da merak ettiğim şey nasıl dinlendiğinize ilişkin. Çünkü İstanbul Hukuk'tan 1990 yılında mezun oluyorsunuz. Özgeçmişinizde yer verdiğiniz ilk çalışmalarınız 93-94 yıllarına ait. Bugüne dek tespit edebildiğim kadarıyla yaklaşık 25 yıl içinde Türkçe, İngilizce, Almanca dillerinde yayınlanmış 80 eseriniz var. Ben istikrarlı bir şekilde bu kadar uzun soluklu devam eden bir çalışmanın arkasında nasıl bir dinlenme olduğunu merak ediyorum. Ben podcast'in ilk bölümünde Shakespeare'den bir alıntı yapmıştım hocam. Bu bir delilik olsa bile içinde yöntem var diye. Ben dinlenmenin de yöntemi olduğunu düşünüyorum ve sizin dinlenme yönteminizi merak ediyorum. Nasıl dinleniyorsunuz? Sizi hayal kırıklığına uğratacağım. Maalesef. Yani belki de benim gerçekten en kötü olduğum noktaya değiniyorsunuz. Onu beceremedim hiçbir zaman ben hayatımda. Yani o work-life balance dedikleri şeyi hiç zaman kuramadım. Hep kuracağım, 50'den sonra yapacağım dedim. İşte eşim zavallı şimdi 55'ten sonra yapacağım diye dinliyor ama hip topu 2 sene kaldı. Bu projelerin bitmesine imkan yok. Dolayısıyla muhtemelen 60'dan sonra olacak. Yani yok, hayır. Pek fazla dinlenebildiğimi söyleyemeyeceğim. Ama belki de, belki değil tabii ki bu tercih. İnsan hiçbir zaman başkalarının bundan sorumlu tutamaz. Yani benim tercihim herhalde bu kadar severek yaptığım için diyeceğim. Sonuçta hep bir şey bitti, yenisi başladı. Bir şey bitti, yenisi başladı. Yaş ilerledikçe bu azalır diye ümit ediyorsunuz, tam tersi oluyor. Bu sefer daha da fazla soru geliyor. İşte bunu da yapar mısınız, şunu da yapar mısınız diye. Uluslararası oluyorsunuz, oradan bir şey daha ekleniyor. Ülke değiştiriyorsunuz, ondan bir külah daha geliyor. Gecikiyorum artık, yetişemiyorum. Bu da benim bir şeyleri değiştirme noktasına geldiğimi gösteriyor. Aslında değiştirme gereği noktasına geldim. Hayır demeyi öğrenmem lazım hiç kuşkusuz. Ama burada şimdi birazcık da amaç tabii genç dostlara da tavsiyede bulunmak olduğuna göre ben yaptım siz yapmayın diyeceğim. Doğru değil. Yani bunu ben de fark ediyorum yavaş yavaş. İnsanın işte yorgunluğundan, vücut yorgunluğundan anlıyor. Non-stop çalışmakla bir yere varılmıyor. İlla daha fazla üretim oluyor mu onu da kestiremiyorum. O yüzden belki bir soruyu tekrar 10 sene sonra sizinle konuşmamız lazım. Çünkü ben de artık böyle hayatımı değiştirmeliyim, böyle olamaz noktasına geldim. Ufak ufak kaçamaklar yapıyorum. Onu en azından başarıyorum. Yani böyle bir 2 hafta, 3 hafta tatil alayım, gideyim tarzı bir şey hiç yapamıyorum. Biraz daha uzun bir yerlere gitmemiz eğer icap ediyorsa o zaman muhakkak çalışmalarımı yanıma alıyorum. O kesin. 1-2 gün bir yere gidiyorsak hiçbir şekilde yanıma almıyorum. Hiçbir şekilde de maillere bakmıyorum. Onu da başarabildiğimi düşünüyorum artık. Ama çalışma temposu açısından bakarsanız bütün asistan arkadaşların söylediği doğru. Ben erkenciyimdir. Dolayısıyla 7 gibi üniversiteye gelirim. Yani öğle yemeği arası da çok fazla verdiğim söylenemez. Arada sırada işte asistanlar sağ olsunlar hadi artık yeter yemeğe çıkarıyoruz seni diye dün dediler mesela. Akşam buradaki yeni tempomu söyleyeyim. 17'ye kadar okulda oluyorum. Ondan sonra beni birazcık dinlendiren yani kafamı en azından birazcık dinlendiren bir yarım saat boyunca eve yürüyorum. Kendi çapımda sporum oldu bu artık. Ama sadece öyle dümdüz yürümek de tabii bana yetmediği için
kulaklıklarımı takıyorum. Ondan sonra ilk başta işte böyle gazete vesaire o tip şeyleri dinliyordum. Sonra bir anda fark ettim ki en sevdiğim şey roman okumak. Ona artık vakit ayıramıyorum doğru dürüst. Bu sefer Audible'ı keşfettim ve harika bir şekilde roman dinliyorum. Yani hiç böyle bir şey olabileceğini düşünmezdim gerçekten. Benim için büyük bir dinlenme. Yarım saat böyle güzel yeşillikler içinden bir yürüyüş. Roman üstüne roman o şekilde dinliyorum. Sabahları da artık gelirken dinlemeye başladım. İşte ne bileyim evde iş yapıyorum mesela, temizlik yapıyorum, bir şey yapıyorum. O süreçte de roman dinliyorum. Böyle küçük zamanları iyi değerlendirmeyi biraz daha fazla öğreniyorsunuz. Yani çok planlı olmak zaten şart ve farz bizim mesleğimizde. Dolayısıyla yani yıl planlandığı gibi neredeyse 2-3 yıl benim için planlanmak zorunda. Arkadaşlarım da çok gülüyorlar buna. Yani beraberce bir şey yapacaksak eğer ben takvimi çıkarıyorum. Şimdi bakalım evet 6 ay sonra şu gün olabilir diye. Herkes nasıl yani ben 6 ay sonra nerede olacağım bile bilmiyorum. Ben öyle plan yapamam diyor. Öyle arkadaşlarla görüşemiyorum maalesef. Öyle bir sorun oluyor. Ama o küçük aradaki kaçamaklarda da safi kendimi işte o eğlence, arkadaş neyse yaptığım onlara verebiliyorum diye düşünüyorum. Ama onun dışında akşam 17 eve vardım 17.30. Erken yürüyoruz artık eşimle. Öyle bir şeyin sağlıklı olduğuna kanaat getirdik. 18'de yemek bitiyor. Ondan sonra ikimiz de, o da çalışmaya meraklı, İkimiz de köşemize tekrar çekiliyoruz. İşte saat 10-10.30'a kadar çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi öyle bir çalışma temposuna bakacak olursanız ben yalnız yayınlarıma baktığımda ay diyorum ben daha fazla çıkarmalıyım. Bu az yani. Şu anda burada mesela sürekli şey baskısı altındayım. Almanca yayın yapmalıyım. Daha fazla yazmalıyım. İşte şerh yazıyorum bir tane. Onu çok bir de o yetişmedi. Bu yapmadı falan. Yani hiçbir zaman galiba o heyecan ve stres bitmeyecek. Belki de işin sırrı mı bu? Yani bir ihtimalde o diye düşünüyorum. Artık yeter tamam desem muhtemelen duracağım. Ben de hocam evet. Ya özellikle dinlenmeye ilişkin söylediklerinizden kendimce çıkardığım şey mesleği bir tutku olarak gördüğünüz için ve size hem ailenizden hem hocalarınızdan da bu şekilde destekleyici bir tutumla bu mesleği aktarıldığı için dinlenmeye ihtiyaç duymuyorsunuz anladığım kadarıyla. İşte yani düşününüz Rona Hoca'nın kaybından bahsettiniz. Gerçekten bizim için yani çok üzücüydü. Bir gün öncesinde akşam üzeri hastanede kendisini gördüm. Çok mutluyum ona. Hala en son konuştuğumuz şey işte kitabının yeni basısı. Medeni hukuk hocalarına saygı günü. Kendisinin organize ettiği yani hiç bu konularda gerçekten özen, yani böyle bir özen yok diyeceğim Orhan Hoca'nın gösterdiği. Onu organize ediyordu işte hangi hocaları yapalım, açılış konuşması vesaire. Sabahına vefat haberi geldi. Evine gittim sonra. Yani evinde görseniz kitabı, kitabın içinde bütün notları, neler yapılacak, yeni basısı şöyle yapılacak vesaire. İşte bu medeni hukuk hocalarına saygı günleri. Daha neredeyse tarihi belli değil, öyle diyeyim size. Açılış konuşması, metin hazır elinde. Yani o kadar ben Rona Hoca'dan zaten bu sistematik çalışmayı ve çalışma zevkini öğrendim ki. Ünal Hoca yine aynı şekilde 86 yaşında olacak hocamız. Allah uzun ömür versin. Hala Yeşim ne çıktı? Yeni kitap var mı? Şirketler hukuku alanında neler var? Ha şu kitap tamam onu alıyoruz. Başka ne alalım? Şunu alalım. Sen bana şunu yolla. İnternetten buna bakıp bulabiliyor musun? Yani ben bayılıyorum tabii. Hala bu yaşımda hocanın asistanı olmak benim için çok büyük bir keyif. Ama Ünal Hoca hala kitaplarını aynı şekilde, aynı zevkle, aynı keyifle devam ettiriyor. Bu da insanı genç tutan bir şey diye tahmin ediyorum değil mi? Böyle bir evet yani... Onu vazgeçemeyeceğim mi artık galiba kabulleniyorum ve hayatım bir parçası bu şekilde. Ben de işte arada birazcık daha az dinlenirim. Dinlendiğim zaman da keyfimin düzeyi herhalde daha fazla olur diye ümit etmek istiyorum. Belki de kendimi kandırıyorum bilemiyorum ama en azından bu konularda arkadaşlara galiba çok fazla bir tavsiyem olamayacak diyeyim. Hocam yine çalışma araştırma ilişkin son sorum. Okumaya, araştırmaya ve yazmaya dair... Kendinize özgü ritüelleriniz, yöntemleriniz var mı? Yani ben kapanmayı seven insanlardanım. Bazı insan vardır gerçekten her ortamda oturur, hemen konsantre olur, çalışabilir. Ben öyle bir insan değilim maalesef. Dolayısıyla da benim için gerçekten her şey masamdan kalkacak. Bu konuya kapanacağım ve aylarca da başka hiçbir şey yapmayacağım. Öyle zamanları yaratmak tabii kolay değil. Yani ilk başta asistanken birazcık daha iyi yapabiliyorsunuz ama okul hayatı başladıktan sonra hiç kolay değil. O yüzden de birazcık ben hep
yurt dışına kaçtım diyeyim. Yani benim için galiba iyi fikir üretebildiğim, her zaman tabii ki öyle bir harika şeyler gelmiyor insanın aklına, gelemezdi öyle bir konsantrasyon düzeyine işte erişemiyorsunuz, ama onlara eriştiğim zaman o nokta böyle birazcık sancılı bir nokta, onu söylemem lazım. Gerçekten sabahtan akşam artık kendi sesimi duymadığım çok olmuştur benim öyle araştırma dönemlerimde, kimseyle konuşmadığım için çünkü. Ama onun sonucunda sanki en verimli, en birazcık belki hani bir katkısı varsa Türk hukukuna veya işte başka hukuk düzenlerine yazabildiğim en iyi çalışmalar öyle dönemlerde yazdım diye düşünüyorum. Bunu normal bir gün içinde tabii bu yoğunluğa erişmek kolay değil. O yüzden de ne zamandır yapmaya çalıştım. Her zaman tutarlı olarak yapamıyorum maalesef. İşte bu hayır diyememe özelliğimden dolayı. Sabahları geldiğimde işte 7'den 12'ye kadar mesela maillere bakmayayım, telefona bakmayayım, hiçbir şeyle ilgilenmeyeyim. Neyse o anda yazdığım makale, kitap vesaire, sadece ona çalışayım. Ondan sonraki zaman kesitini bu tip şeylere ayırırım diye birazcık ona kendimi yönlendirmeye çalışıyorum. Çünkü böyle gidiyorum ben bir sene diyebileceğim artık maalesef bir yaşta ve konumda değilim tabii ki. Dolayısıyla benim açımdan o konsantrasyon düzeyi son derece büyük önem taşıyor. Hatta Gül Oktan Hoca'yı yine bilir herkes. Gül'le tabii çok bizim hayatımızın uzun dönemleri beraber Max Planck'ta geçti. Hep aynı şeyi söyler Gül. Kapıyı açarsın, benim böyle kaşım kalkar biraz sinirlenince. Kaşı böyle kalkıksa yeşim, hemen kapıyı kapatırsın tekrar. Max Planck'ta olduğu dönemlerde genelde yeşimin kaşı kalkıktır, odaya girmeyin zaten der. Yani o bilir, çünkü o dönem o kadar benim için önemli ve kutsal bir dönem ki kimse beni rahatsız etmesin. Ben şurada oturayım, yazayım, çizeyim, istediğim o. O yüzden de yoğunlaşmak çok önemli. Ve bugün sizler için çok tabii daha zor. O korkunç bir şey yani. Hepimiz ne yapıyoruz? İşte bir bilgi bombardımanı, internet üzerinden, telefon üzerinden, oradan durmadan bir şeyler geliyor. Düşünün yani, ben ilk Max Planck'a gittiğimde daha mektup yazıyorduk. Dolayısıyla o kadar zorlaştı ki bu. Onu sağlamak için inanılmaz disiplin olmak lazım. Başka hiçbir çare göremiyorum gerçekten. Yani telefonu, bilgisayarı, her şeyi kapatıp bir türlü odaklanabilmek. Yoksa yeni bir şey yaratmanın o, yani o derinliğe ulaşma, o bütünlüğü görme. Çünkü düşünün, bütün o bilgilerin hepsini bir arada tutmanız lazım. Burada yazdığınız, sonda yazdığınız 500 sayfalık bir kitap, tutarlı olmanız lazım. Onu görebilmek açısından kimse rahatsız etmemeli işte. Yani o yüzden de tekrar tekrar herkese zaten söylediğim aynı şey. Bir araştırma enstitüsü bulun ve gidin. Ve gidin. Evet. Alanınızda hocam dünyanın en prestijli enstitülerinde kimilerini ifade ettiniz. Saygın araştırmacılarla çalıştınız. Almanya, İtalya, Amerika'da, çeşitli üniversitelerde misafir araştırmacı, öğretim üyesi ve danışman gibi sıfatlarınız var. Birçok ülkenin araştırma kurumları tarafından sayıda ifade etmesi kolay. Ondan fazla kez çeşitli burslarla ödüllendirildiniz. Güncel bir haber. Hamburg Üniversitesi'nden aldığınız Fahri Hukuk Doktoru unvanınız var. Hem Türkiye'de hem yurt dışında çeşitli akademik ve akademik olmayan kuruluşlara üyelikleriniz var ve son 2 yıldır da İsviçre'de tam zamanlı bir kadroda öğretim üyeliği yapıyorsunuz. Bu arka plana sahip biri olarak Türkiye'deki akademik camiayı nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye'de akademinin veya dünyanın herhangi bir yerinde diyelim, akademinin ileri bir düzeye gelebilmesinin en önemli ön koşulu özerklik. Yani bir akademik kurumun herhangi bir şekilde devlet nüfuzu olmaksızın, herhangi bir şekilde başka kurumların vesaire nüfuzu olmaksızın, kendi organizasyonu içinde kendini yönetebilmesi, kendi idari kadrolarını belirleyebilmesi, kendi akademisyenlerini seçebilmesi, kendi öğrencilerini seçebilmesi, bakın kaç tane boyutu var, kendi ders programlarını belirleyebilmesi, kendi finansmanını sağlayabilmesi veya devletten herhangi bir şekilde bir etki vesaire olmaksızın bir finansman alabilmesi koşuluna bağlıdır. Sonuç itibarıyla bugün dünyada, yani sıralamalara güvenilir güvenilmez o ayrı bir şey, sadece gösterge olarak kabul etmek lazım, ama bütün büyük üniversitelerin, yani büyüklük anlamında demiyorum, yaratımı, bilimsel çıktısı, dünya bilimine hangi alanda olursa olsun katkısının büyüklüğünü düşünecek olursanız, bunların neredeyse hepsi, hepsi değil ama neredeyse hepsi demokratik, özerk bir üniversiteyi
kabul eden ve buna saygı duyan ülkelerde. Şimdi Türkiye'ye dönecek olursak. Türkiye açısından baktığımızda maalesef en hazin olan şu. Demokrasiyi bir içkinleştiremeyen bir ülkeyiz biz. Demokrasiyi sadece %56.1 olarak kabul eden. Dolayısıyla da çoğunluk varsa her şeyi dikte etme hakkını kendinde gören bir yönetim biçimimiz var. Şimdi bu yönetim biçimi ne yapıyor? Üniversiteye de diyor ki hangi öğrenciyi alacağını ben belirliyorum. Bütün idari kadrolarını ben belirliyorum. Paranı ben veriyorum, paranı ben kısıyorum. Sen vakıf üniversitesi misin? Ona da müdahale ediyorum. Kaç öğrenci alacağını çünkü ben belirliyorum. Yani gelir kaynağını ona göre etkileyebiliyorum. Nasıl yurt dışına göndereceğini, asistanlarını, hocalarını ben belirliyorum. Araştırma alanlarını neredeyse artık ben belirliyorum. Konuşmanı konuşmamanı ben belirliyorum. Her şeyi ben belirliyorum. Disiplin yönetmeliğini ben belirliyorum. Şimdi böyle bir emir komuta zinciri içinde bilimin zaten üremesi mümkün değil. Yani bir çelişki zaten kendi içinde. Bilim özgürlük ve özerklik gerektirir. Ve o özgürlüğün sonucunda da tabii yöneticilerin hangi nerede olursa olsun, hangi kurum ve kadroda olursa olsun hoşuna gitmeyen bir sürü şey söylenir. Zaten işin gereği bu. O açıdan bakıldığında akademisyenlik zaten bunu içkinleştirmeyi gerektiriyor. Yani siz her yaşta, her konumda, nerede olursanız olun. Dönüp biri size diyor ki böyle böyle yazmışsınız ama maalesef yanlış. Bir yutkunuyorsunuz, sonra bakıyorsunuz. Evet, olmamış bu. Olmamış, ben ya hata etmişim. Bunu söylemekten hiçbir bilim insanı gocunmaz. Şimdi her türlü eleştiriyi, her türlü tavsiyeyi, her türlü gittikçe kademe iniyorum, farklı görüşü. Zaten reddeden bir ortam yarattıysanız eğer bir ülkede, akademinin ilerlemesi mümkün değil. Bilimin ilerlemesi mümkün değil. Tam tersine ilk 500 sıralamasında olan üniversitelerinizi aşağı çekersiniz. Binlerin altına düşmeye başlarsınız. Yani o açıdan Türkiye'de bilimin durumu bir de durağan da değil. Biliyorsunuz ekonomide de böyle değerlendirmeler yapıyorlar ya, durağana geçti. Durağan değil, böyle gidiyoruz biz. Baş aşağı gidiyoruz gerçekten. Nerede duracak, nasıl duracak çok büyük merakla bekliyorum açıkçası ama siz genç nesiller açısından bakıldığında maalesef çok zor bir dönem. Gerçekten zor bir dönem. Her şeye rağmen yapılabilecek bence mümkün mertebe işte yurt dışı akademik ağlar içinde kalmaya devam etmeye çalışmak, kendini yurt dışına giderek geliştirmeye çalışmak, kendi dengi insanlarla birlikte olup mümkün mertebe o özerk özgür üniversiteyi savunmaya devam etmeye çalışmak, bunun dışında pek bir çare kalmıyor diye düşünüyorum. Ama her şeye rağmen bir gün tekrar farklı bir döneme gireceğiz, ona inanmamız lazım. Ve ona ilişkin olarak da çabayı da elden bırakmamak lazım diye düşünüyorum. O yüzden biz yani bir nebze belki hukukçulara, genç hukukçulara şunu söyleyebilirim. Öyle bir meslekteyiz ki, nice başka akademisyenin bulunduğu bir meslekten farklı. Çünkü bizim çalıştığımız kavramlar adalet, eşitlik, vicdan, değil mi? Etik değerler, ahlaki değerler. Şimdi bunları siz gerçekten özümsemeniz lazım. Bunları düşünerek her yazdığınız şeyi bu süzgeçten geçirmeniz lazım. Akşam yattığınızda aynaya ertesi sabah kalktığınızda bakabilecek durumda olmanız lazım. Hukukçu akademisyenlerin ötesinde tabii avukat için de hakim için de hepsi için aynı şey geçerli. Sonuç itibariyle çünkü biz Ronro Hoca'nın da hep sözünü almak gerekiyor. Sadece o kavramlara bakan kavram hukukçuları değiliz. Bunları yetiştirmememiz de lazım. Biz menfaat hukukçusuyuz. Yani tarafların arasındaki dengeyi oluşturmaya, oturtmaya çalışan hukukçularız. Kanun da böyle yazıyor, o yüzden ben bunu böyle icra ediyorum dediğiniz zaman siz bir emir kulu olursunuz sadece. Siz ne yaparsanız yasadakine aynen icra eden kişiye dönüşürsünüz. Bu değil bizim yaptığımız şey. Hukuk da bir bilim, hukukun da bir mantığı var, hukukun da bir evrenselliği var. Dolayısıyla onu düşünerek hepimizin hareket etmesi, eğitim vermesi, eğitim alması, yazdıklarını o süzgeçten geçirmesi o bile bence yeter. O zaman muhakkak bir gün gelecek ki ümit ediyorum ben tekrar bir şeyler değişmeye başlayacak.
Umarım öyle olur hocam. Ve son sorum olarak nasıl bitirmek istersiniz? Evet, belki de birazcık zaten bu bir bitiş, final konuş gibi olmuş oldu diye düşünüyorum açıkçası. Yani hukukçu mesleğinin beraberinde getirdiği sorumluluğun ayırdığında olmak gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Her meslekten farklı olarak. Yani bu kadar, bu derecede hukukun ayaklar altına alındığı bir dönemde Türkiye'de, dünyanın nice ülkesinde ve görüyoruz da en gelişmiş dediğiniz ülkelerde bile bu risk her zaman da var. Bunu da unutmamak lazım gerçekten. O hukuki sistem, o sisteme gösterilen saygı kadardır. O sistemin bir ucundan siz oynamaya başladığınız anda o sistemi en gelişmiş ülkede bile çökertmeniz mümkün açıkçası. Dolayısıyla Türkiye'de de her hukukçu için bence gerçekten bunu sürekli düşünmek lazım. Niye hukuk var? Niye lazım? Niye hepimize lazım? Neden adalet gerçekten en temel değerlerden bir tanesi? O olmadığı zaman niye bir toplum kokuşuyor ve çöküyor gidiyor? İleriye dönük olarak baktığımda ben bunun birazcık şurada şimdi adaletsiz davransam da bir sorun olmaz, telafi edilir dememem lazım. Her adımımda bir hukukçu olarak gerçekten her adımımda doğru davranıyor muyum? Ne yaptım? Adil miyim? Eşit miyim? Değil miyim? Vicdanlı mıyım? Vicdanımla hareket edebiliyor muyum ben gerçekten? Bunu sorgulayarak hukukçuluk yapması benim açımdan gerçekten en önemli nokta bu diye düşünüyorum. Hangi meslekte olursanız olun, yani hukuki anlamda hangi meslekte olursanız olun, akademisyenlik, avukatlık, hakimlik hiç fark etmiyor. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Sizinle konuşmak çok keyifliydi. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için gerçekten. Büyük bir zevk aldım doğrusu. İnşallah bir zaman belki buraya da ben sizi davet edebilirim.